Arkadaşlar biz kanalıma hoş geldiniz. Ben Gökhan, bugün sizlerle birlikte Şampiyonlar Ligi finalinin iyi futbol versiyonunu simüle edeceğiz Recep'le birlikte. Kankam hoş geldin. Hoş buldum. Arkadaşlar epey zamandır bu kanala biz aslında iyi futbol channel çekmiyorduk değil mi Recep? Evet, bayağı uzun bir süre oldu. Biz de dedik ki biz bugün böyle bir şey yapalım ve Recep'le birlikte bugün Manchester City ve Inter maçının simülasyonu yapacağız. Recep ilk başta skor tahmini alalım. Yani City en sonki Real maçından sonra Inter'e de ezer geçer gibi geliyor bana ama gönlüm Inter'den yana açıkçası. Kankam dizilişi değiştiremiyoruz mu? Ha değiştirebiliyoruz değil mi? Evet, değişiyor. Lan korktum ya. Ne oynayayım Recep sence? Ya bilmiyorum, sen benim dizilişi görsen benimki daha tuhaf. Arkadaşlar öncelikle bu videoya güzel bir destek bekliyoruz değil mi Recep? Evet, yani uzun zamandır bir e-futbol videosu atmıyorduk kanala. Onlar da ilgi gösterirse bu videoların devamı gelecektir tabii ki. İnşallah. Arkadaşlar dediğimiz gibi desteğinizi esirgemezseniz gerçekten çok çok güzel olur. Şimdi ben oyuncularımı bir ayarlayayım Recep. Çok kötü durumdalar oyuncular. Şurada otomatik seç var mı bunda? Otomatik seç istatistiğe göre. Abi var mı onda? Dizilişi değiştirdikten sonra otomatik seçebiliyoruz takım logosunun üstüne tıkladığımızda. Tamam bir saniye o zaman. Şöyle bir Yani şey mi bu yapsak? dizilişi biraz klasik olsun. 4-2-1-3 olsun. Abi ben dizilişi dedim. Tahminini söyleyemedim kankam galiba sana ya. Tamam ya böyle yapalım. Çift ofansif orta saha oynuyor mu City? Ben bilmiyorum ki abi City hangi sistemi oynuyor. City genelde üçlü oynuyor. O senin kullandığın, daha doğrusu direkt gelen dizilişi oynuyor. Evet, valla kanka onu da hiç oynayasım yok. O yüzden üçlü oynamadığım için daha öncesinden biraz zor olacak benim için. Arkadaşlar maç tahmininizi, skor tahmininizi yazın. Bunlar bizim için kıymetli ve Jack Grealish'i de oynatayım Recep. Hadi bakalım nasıl bir mücadele bizi bekliyor olacak. Bol şans Recep. Ben de sana bol şans veriyorum. Şöyle hemen Ceko'yu da alayım ya. Martinez'i şöyle gizli forvet yaptım. Çünkü başka türlü formalara da çok dikkat etmedim ama inşallah karışık olmaz diye düşünüyorum. Kanka başa sararız hiç sıkıntı yok. Arkadaşlar Şampiyonlar Ligi finali bildiğiniz üzere İstanbul'da oynanıyor. Açıkçası ben City avantajlı görüyorum ama şöyle bir şey de var. Yani her avantajı görünen Şampiyonlar Ligi alacak diye bir şey yok. Karşısında da bir İtalyan devi var. Bakalım mücadele nasıl olacak? Evet güzel formalar güzel. İtalya'nın devlerinden harbiden de çok köklü bir takım Inter. Yani hiç belli olmaz. İtalya takımları gerçekten çok ters takımlar. Aynen öyle. Başlayalım mı Recep? Başlayalım, ben hazırım kankam. Ben de hazırım ve arkadaşlar Şampiyonlar Ligi finaline biz buradan simüle edip başlayacağız. Gazabımız mübarek olsun. Umarım Recep'i yenebilirim. Böyle diyeceğim. Günün sonunda iki Türk'ten bir tanesi kazanacak. Evet ama şey zevkli maç olsun Recep bizim maçta. Evet. Bizim her zamanki önceliğimiz bu Lan zaten. Sergio Gomez kim? De Bruyne! Onana yamuldu ya. Bir şey söyleyeyim mi sana? Aslında orta açacaktım Recep biliyor musun? Hani futbol tabiriyle derler ya kankam, orta şut karışımı diye. Kankam top bir an önüme düşünce vurasım geldi. Kevin De Bruyne maçın ilk tehlikeli pozisyonu. Keşke maç daha büyük bir stadımız olsaydı da orada oynansaydı. Biraz şeyde maç oynamak zor biliyorsun. Evet, Olimpiyat stadı biraz sorunlu bir stat Çok maalesef. uzak kankam ya. Hava koşulu da önemli ya. Hava durumu biraz iyi olursa maç biraz daha keyifli gider. Kesinlikle öyle. Arkadaşlar maç güzel başladı. Şutla başladık ama işte karşınızda Recep var. Recep acayip iyi oynuyor bu oyunu. Of 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 of. Ya Martinez, Bence araya işleye işleye geldim ama. kanka bence gidebilirdin ya Hakan'la. Kankam Hakan'a bir asist olsun dedim ya. Gol olmasın. Golü de o atmasın ya, golü de. Hakan'ın işi genelde asist ya. Çok güzel pas. Haaland gol. Haaland. Çok güzel pas. Şampiyonlar Ligi'ne golle başladık. Erling Galiba Haaland. Gol Kralı da hala Haaland olması lazım. Muhtemelen. Onana'nın büyük üzüntüsü Onana değil mi Recep? Evet. Maçın tek pozisyon tekrarını müthiş bir pas attı De Bruyne'ye. Yani yine bu bitirim ikili oyunda bile iş başında, yani De Bruyne ve Erling Haaland Haaland. Acayip. Bu seneki Kerem Icardi gibi Recep. ikilisi. Çok güzel bir göz kontrol. Erling Haaland. De Bruyne mıydı acaba? Şikrinyar mıydı 37 numara? Tam Kanka hatırlamıyorum. Şikrinyar olması lazım 37'si. Orada büyük bir hata yaptı bence. Maça biz başladık. Vallahi iyi oldu ha. En azından bizi farklı Moral yensen aldık de bizden. golüm var. Ya vallahi bazen
Oyunun kontrolünü yapamıyorum ya. Benim canımı sıkıyor. De Bruyne. Rodri. Ake. Aymeric. Laporte. Köşe bomboş. Riyad Mahrez. Kyle Walker-Peters. Çok güzel. Mahrez. Müthiş pas. Bernardo'ya. Bernardo. Bernardo hata geldi. Kevin De Bruyne ve kontra şansı. Correa. Çok geç attı ya. Oyunun tamamını şu an biz parsellemiş durumdayız. De Bruyne. Ya Berna valla yanlış oynadım ya. Çok yanlış oynadım. Sergio Gomez kapatmaya çalışıyoruz. Lautaro Martinez. Tehlikeli geldi. Tek pas. Aymeric Laporte. Hakan boş kaldı. Hakan inanılmaz bir gol attı. Al benden de o kadar diyorum. Hakan'dan Haaland sevinci. İnanılmaz bir gol attı. Gerçekten kapak fotoğrafımız hazır Recep. Çok güzel goldü be. İnanılmaz güzel bir gol. Karşınızda Onana'nın gol sevinci. Çok. Onana değişik duygular içerisinde 5 dakika önceye kadar Ay, kıl payı da oynuyordu. ofsayttan çıkmışlar Recep. İnanılmaz bir gol. Çok güzel vurmuş ya. Kalecinin de önde oluşuyor Recep. Ederson hücumcu kaleci sanırım zaten. O Evet yüzden evet Recep. Yalnız bitiriciliği müthişti. Hakan nereye çok güzel. vuracağını biliyormuş gibi müthiş bir gol. 1-1. Açıkçası maça böyle karşılıklı golle başlamak çok zevkli oldu Recep. Evet. Sürekli birbirimizi gole itiyoruz yani. Kankam güzel güzel Bernardo. Müthiş. Jack Grealish. Bu sefer o hatayı yapmazsınız Skriniar. Şöyle sakin abi. Biraz daha oyun kurmaya yönelik çok güzel hata. Yapma be gözüm. Kontraya Recep tehlikeli çıkıyor. Gitti. Çok güzel Lautaro Martinez. Yürü abi. Zeko içeride. Attın o golü. Kendi Yakın kaleme. Zeko. Sen mi Emre'nin vurdun? golü. Walker mı vurdu? Walker vurdu sanki. Gerçi Yok yok. Ay sen vurdun. Zeko vurmuş. Kankam senin de acayip bir saha dizilimin var. 4-2-1-3 ya. Klasik bir dizilim seçtim ben. Gomez, Rodri. Normalde 4-1-4-1 oynayacaktım ama çok fazla kanat oyuncum yoktu. Ama Haaland. atamadım ya. Yani atsaydı artık ebesinin nikahıydı ya. Kankam gelseydi atardı da. Hakan gidemez. Şöyle Brozovic'le işte bir tık geri çekelim. De Bruyne, kaleci Güzel. Onana. Güzel pozisyon yarattım Recep. Evet. Çok Orada güzel. Bernardo'ydu galiba top pası. Bernardo'nun çok Ama güzel bir çok pası değişti. vardı. Kevin De Çok Bruyne. değişti pas oldu. Gol gelir mi Recep? Kornerden epeydir sana gol atmıyorum kafayla. Korner tehlikeli ya her zaman. Ama sana bayağıdır atmıyorum. Devrayla savunalım bakalım. Gol olur. Gol olur olmadı. Tam ona. Çok güzel zamanlama. Offside'da kalma abi. Çok geç atıyor ya. Offside nasıl yok? Hadi be. Ulan adamın önünde kalacak. Haaland. Tutarsın Grealish. Çok ilginç pozisyondu ya. Hadi be, oraya kullanmaz dedim ama geldi gol. Yes be, yes be. Ya yine deliğinden gol yedi ya, hissettim ama. Kankam tam zamanında geldi bu arada. Harbiden son saniyede geldi. Gerçekten çok güzel bir orta, çok güzel bir kafa. Skor 2-1'e geldi. Erling Haaland. Şampiyonlar Ligi finaline damga vuruyor Erling Haaland. Dumfries konuşuyor ama konuşacak hiçbir şey yok. Gol geliyorum demez, gol gelir. Çok güzel bir kafa golü Recep. Tam iğne deliğinden geçmiş yani güzel noktaya vurmuş. Abi nasıl pozisyon? İşte forvet. İşte forvet. Bakın gösteriyor. Göstere göstere Recep. İnsan değil ya. animal. Güzel. İlk yarıyı önde kapatmayı başardık. Recep'e karşı. Güzel güzel. Final gibi final Recep şu an. Evet, güzel gidiyor. Ya zaten bu iki takım da birbirine çok açık oynayacağını düşünüyorum ben yani gollü geçer final. Ben 3-0 skor tahminim var. Ama ne olur ne olmaz bilinmez. Benim de 3-1 ya. Kankam videoyu kapağını sana emanet ettim. Maç içinde güzel bir pozisyon bulursam Kankam ben ayarlamaya çalışırım. Hadi. nasıl yapacağız? Çok güzel koşa Oy oy kaçtı oy oy. farklı.
Attı bu sefer Ceko. Attı. Bir kafa golü de benden geldi dedi Ceko. Çok güzel bir gol attık. Konsantre olamadık, golü yedik. Gerçekten. İlk yarının bitişini sen yapmıştın kankam. İkinci yarının açılışını da ben yapmış oldum. Gerçekten öyle oldu. Çok açık vermişim ama Recep ya. Kanka bu arada ilginçtir ki 45 artı 3'te yani 48'de golü sen attın, 48'de de ben attım. Evet, ama önüne güzel yuvarlamışsın Recep. Dimarco iyi geldi ya. Orada koşturmuştum. Ceko Fener hakkında ne düşünüyorsun? 2 yıllık sözleşme. Gelirse gerçekten böyle temiz ayağını iyi kullanabilen, kafa hakimiyeti de olan iyi bir santraforumuz olur yani yıllar Açık sonrasında. söyleyeyim, Icardi ve Ceko'nun olduğu bir lig izlenir. Ya tek vuruş becerisi olan santraforlar lazım bizim lige. Yapma gözüm ya, yapma gözüm ya. Tehlikeli geldi Recep. Recep biraz daha Yanlış topu oyunu oraya verdik o be. ciddiye aldı. Nathan Ake. Ben Şampiyonlar Ligi'ni Inter'e aldıracağım abi. Kankam nereye aldırıyorsun ya? Sakin şu gerideki oyuncuyla gelelim desteğe. Haaland kaleci Onana. Oo, şurası çok boş. Alçak degacı varsa var ya çok güzel bir pas oldu. Nereye pas Recep? Nereye pas? Armut mu toplayalım? Armut mu toplayalım de kötü vurdu. Bir de buraya denelim. Burada Martinez vardı. Bu Martinez topu Recep bilir mi? Armut, Ben Recep düşünmüyorum. Armut mu topluyorum? Of, vallahi Armut. Bir şey diyeyim mi? O ara pası geçerse gol yedi. Nereye? Faul hocam faul. Kankam Allah için hakemleri mi satın aldın? Ne yaptın? Devray. Abi bu arada Recep'le güzel bir maç oluyor. 4 golümüz var abi. Daha ne istiyorsunuz? Vallahi Şampiyonlar Ligi'ni 4 gol. Orta gelirse gol gelir. Ceko savunmaya değdi galiba orada ya. Evet. Dumfries de çok ileri açılmış ama Kanka. ben topla tekrar sana oynayacağım Maç erken Dumfries. bitince şeyi unutmuşuz ya, oyuncu değişikliklerini. Maç süresi zaten kısa ya ondan da Acaba kaynaklı olabilir. uzatmalarımız var mıydı bizim? Hiç dikkat etmedim. Ha, onu açmadın galiba sen. Ben de tam bilmiyorum İnan ama. bilmiyorum ama keşke uzatmalar olsaydı ama uzatmalara kalmasın. Abi gol yedik Recep. Üf. Offside. Çok çok güzel yere gitti Recep. Var ya tam çatala gitmişti ya. Oyuncu Hocam değişiklikleri bugün Recep. offside çalınmaz ya. Abi yalnız uzatmaları açmamışsam üzülürüm. Galiba açmamışız. Şöyle en azından bir değişikliğimizi yapalım biz Aynen yine. ya, ne olur ne olmaz. Abi SLA'da oyuncum yok. Foden'ı alacağız mecbur. Bernardo ölmüş. İlkay abi, İlkay'ı nasıl oynatmayız ya? Benim hiç yedeğim yokmuş ya neredeyse. Kankam ben de İlkay'ı nasıl oynatamamışım ona üzülüyorum şu an gerçekten de. Ay Allah'ım sana şükürler olsun. Hayırlı yaşa kankam. Eyvallah birlikte kardeşim. Kankam dostsa da şunu alayım. De Bruyne oynasın kankam, artık yapacak bir şey yok. Bir Ya tane. ben yine de Ceko'dan vazgeçmiyorum ya. Ceko kalsın. Hadi bakalım Recep. Son Galip dakikalarda gol Gosens. gelir mi? Sadece bir Gosens'i aldım. Biraz daha hani orta açabilen bir oyuncu olsun diye. O müdahaleyi yaptığında aslında o topu da Ya Mahrez nereye gidin lan? Çıkmadı mı? geri oynayacak. Yapma gözüm ya. Alırsın ilk ayım. Alırsın. Abi kaçtı vallaha. Hadi İçerisi de Gosens boş. sakin abi. İçerisi de Şimdi. bomboş. Ah Müthiş be. pozisyondur Recep. Gerçekten yarın Ceko'da bu dakikalarda böyle yere yatışını herhalde izleyeceğiz gibi. Müthiş bir ortam, müthiş. Orada iyi markajlamış ya. Stones muydu artık? Hangi İstediği oyuncuydu gibi tam bilmiyorum. vuramamış Recep. Senin orta sahan biraz uzun gibi mi? Bana mı geldi? Devray. Hadi abi çok iyisin. Sakin. Abi son pozisyon olabilir bu arada ya. Hakan vuramadı. Geçmedi. De Bruyne. Güzel. Ya ama süre kalmadı ya. Yapma Keşke biraz be. atsaydık. O da benim aklıma gelmedi. Gerçekten Recep, beklemiyordum ki. Çok güzel pozisyonda.
bakalım şöyle direkt topu indirebilirsem belki bir pozisyon çıkar. Yok, dakikayı ayarlayamama kötü olmuş ya. Vallahi çıktı. Hadi bu sen sakin abi. Son dakikada vermeyelim. Dokundum vallahi vurdum. Vallahi şaka gibi. Dedim Ceko ama dedim o galibiyet golü Ceko'dan gelecek dedim. Gerçekten evet kanka, müthiş bir sevinç. Düşünsene kanka yarın böyle bir haber Aynısı oluyor, çıktı. ikonik. Recep, bu arada bir şey söyleyeyim. Maçın uzatma ilk, yani uzatmaları açmayı unutmuşuz ya. Çok güzel olur Recep. Tam Gerçekten. finale yakışır bir maç oldu. Uzatmalar yani maçın ekstra süreleri iki tarafı da birer yarıda öne geçirdi. İlk yarıda seni öne geçirmişti. Seni de bu İkinci sefer yarıda öne da geçirdim. galibiyeti bana aldırdı. Çok güzel koşmuş Recep. Müthiş. Bu arada Recep, gol tekrarlarını izlemeyi unutma. Hakan'ın pozisyonu için. Evet, ya o konuda da şey yapacağım. Maç sonunda önemli anları tekrardan bir ekran kayda alırım. Oradan güzel bir kapak resmi bulursam oradan da yapacağım. Güzel bir maç oldu Recep, eline Tam sağlık. finale yakışır bir maç oldu ya. Gerçekten de. Ve kupayı kazanan Inter Milan. Maçın adamı Zeko oldu. Dzeko Güzel oldu. Hakan'ın bir müthiş golü. Yaz üzgün. Yaz üzgün. Peki yarın bu senaryo gerçekleşmez mi? Yarın tabii ki tam tersi olur. Ben gönlüm Inter'den yana olduğu için olabildiğince hani galibiyete ittirmeye çalıştım takımı. Oyunda da olsa galibiyeti alabildik Inter'le. Evet. Şu Hakan'ın golünü ben de buradan izlemek istiyorum Recep. Umarım sende de güzel bir açı bulursun. Evet, Recep, çok güzel bir açı var ya. Ben şöyle hatta ekran kaydım alayım da. Çünkü gerçekten zaten kaç gol vardı maçta? 5 gol vardı. 3 tanesi kafa golüydü. Evet, çok güzel. Recep, eline koluna sağlık kankam. Senin de eline koluna sağlık. Umarım izleyen arkadaşlarımız da keyif almışlardır videodan. Umarım yarın 9.45'te bu videoyu umarım paylaşabileceğiz. Arkadaşlar, bu tarz videoların devamı için kanalıma like atıp, kanalıma abone olup videoyu da beğenmeyi unutmayınız. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok çok iyi bakın.